Ergün Diler, geri adım yok. Türkiye'nin içinde yaşananları iyi etüt etmediğiniz zaman ne olup bittiği konusunda doğru bir analiz yapma şansınız olmaz. Çok önemli adımlar atılmakta. Bugün de değil üstelik. Son yıllara geniş bir pencereden bakıldığında Ankara'nın milli hamlelerini görmek çok mümkün. Tabii bu sokağın ne kadar anlatılıyor, ne kadar yansıtılıyor bilemem. Ancak çuval geçirme olayından sonra hızlandığını gördüğümüz bir çark dönmekte. Etrafa bakın. Fransa sarı yeleklilerle ve DEAŞlı teröristlerle sindirildi. Rusya düşürülen uçaklarla ve terörle sınır içinde de dışında da operasyon yedi. İngiltere hiç tanık olmadığı terör ve teröristlerle tanıştı. Almanya aynı şekilde. Kaşıkçı kaçırıldı, yok edildi. Arap Baharı ile Akdeniz çalkalandı. Afrika içerden ateşe verildi. Silahlar konuştu, baskınlar oldu, darbeler yaşandı. Körfez'de de gemiler vurulmaya başlandı sayamayacağımız da pek çok şey neden yaşandı? Düşünün bakalım. Kim neden bunları yapma gereği duydu? Amaç neydi? Gidilecek yer neresiydi? Siz düşünürken araya notlar atmaya çalışalım. Son günlerde doların rezerv para olarak gücünü yitireceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Washington ve New York'taki ünlü ekonomistler de bu ihtimalin güçlendiğini kabul ediyor. Çünkü Amerika tarihindeki belki de en büyük çöküş riskiyle karşı karşıya. Dış politika gündemlerini empoze etmek, yönünü belirlemek ve dolar kullanan ülkeler üzerinde etkinliğini göstermek doları finansal bir silah haline getirdi. Fed'in kurulduğu günlerdeki değerinden %50 düşüş yaşasa da hala doların gücü dünyada rakipsiz. Bu da sır değil. 2008-2018 arasında Amerikan ekonomisinin saygınlığı zedelendi. Büyük ölçüde itibarsızlaştırıldı. Çünkü Amerikan ekonomisinin en büyük sorunu olan 21 trilyon dolara aşan borç yüküyle mücadele şansı kalmadı. Amerikan devleti omuzlarında emekli aylıkları, hak kazanma programları, sosyal güvenlik ve sigortalarla ilgili ödemeleri taşıdığı için yük trilyonlarca doları buldu. Bu durum yönetilmez bir Amerika'nın önünü açmakta. 21 trilyonu aşan borç ardından iç ödemelerin 200 trilyon dolarlık bir hacme ulaşması Amerika'nın daha da sertleşmesine neden oldu. Şimdi Amerika eğer doları rezerv para olarak tutmak istiyorsa, öncelikli olarak hedef seçtiği iki ülkeyle açıktan mücadele edecektir. Aslında olan biten kabaca bu, para yani. Peki hedef iki ülke hangileri? Bu ülkelerden biri Çin, diğeri ise Türkiye. Çin, doların rezerv para olarak sonunu hazırlamak için yeni İpek Yolu projesinin startını verdi. Amerika'yı bitirmek için 65 ülkeyle yapılan bu ittifak gerçekten büyük bir buluşmaydı. Amerika Birleşik Devletleri de bu saldırıya karşı sessiz kalmadı. Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşında önemli yol kat etti. Çin'in büyümesini sağlayan petrol yolunu iki bölgede kesmeyi başardı. Şimdi Çin ağır yara aldığı Amerika ile savaşmak için Rusya'nın dolarsız dönem teklifini kabul etti. Bu da Amerika'ya karşı bir başkaldırıydı. Şimdi İpek Yolu için çok önemli olan Akdeniz, Basra Körfezi ve Umman Körfezi Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olmalı doktriniyle adımlar atılıyor. Türkiye de burada hedef oluyor. Akdeniz'in önemli bir gücü olan Türkiye Washington'la karşı karşıya geliyor. Bu durum bölgenin gerilimini de artırıyor. Türkiye Suriye'de YPG ile karşı karşıya gelebilir. Her an bu çatışma hali yaşanabilir. YPG'nin arkasındaki güç Pentagon da bunlar için hazırlık yaptı. Binlerce tır silahın YPG'ye gönderilmesinin nedeni elbette DEAŞ'la mücadele değildi. Bunu bilmeyen yok sanırım. Türkiye Akdeniz'de ilk kez bu kadar sert adımlar atıyor, önlemler alıyor. Aldığı riskler de var. Amerika'nın ekonomik silahlarına karşı durmuyor. İlerliyor. Donanmasıyla bayrak gösteriyor. Ankara isterlerse aralıksız yıllarca ekonomik saldırı yapsınlar, yine de geri adım yok diyor. Bu yaşanılmış bir şey değil. Türkiye'nin tercihi bu. Burada Pentagon'u rahatsız eden, Türkiye'nin böyle adım atacak kadar cesaretli olması. Evet, Türkiye'nin yeni yol haritasında Akdeniz çok önemli. O nedenle asla taviz vermek istemeyen Türkiye, yeni İpek yolunu değil, kendi çıkarını düşünüyor. Türkiye'nin çıkarları Amerika'nın çıkarlarıyla örtüşmüyor yani. Akdeniz tarihte ilk kez bu kadar gerilimi yaşıyor. Akdeniz'e sınırı olan ülkeler ilk kez her an bir çatışma haliyle güne uyanıyor. Amerika'da Akdeniz'e sınırı olan ülkelere ya Washington'la ortaksınız ya da karşısında diyor. Bu Amerika'nın en gerilimli anlarda söylediği bir tekliftir. Bu teklif tehdittir aslında Türkiye'de, Çin'de Amerika tehdidiyle karşı karşıya. Amerika'nın bu konuda geri adım atması zor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çöküş ihtimaliyle baş başa. Türkiye'de, Çin'de geri adım atmayacak gibi. O nedenle Akdeniz'in daha da ısınacağı ortada. Bu gizli bilgi de değil. Savaş gemilerinin yan yana durduğu Akdeniz'de gerilimi daha da artırmak isteyen başka küçük çapta ülkeler de var. İşte asıl risk burada başlıyor. Hiç birbiriyle karşı karşıya gelmeyecek iki ülkenin Akdeniz'de çatışma halini görebiliriz. Bu mümkün sonrası ise bilinmez. Akdeniz'deki gerilimin bir tarafı da dolarsız dünya. Bunu anlamak da zor değil. Kimse ne olacağını bilmiyor ama Türkiye milli çizgide kendim için yaşarım diyor. Motto bu. Bu da birileri için çatışma, gerilim ve tansiyon demek. Akdeniz yani dünyanın merkezi yeni dünyanın kurulacağı yer olacak. Sancı mı? Elbette olacak. Ama herkes için. Ergündüler. Takvim